Selamlar herkese. Böyle bakınca rahatsız ediyorum. Ediyorsam devam edeyim. Çünkü. Çok iyi filmlere hoş geldiniz. İkinci bölümle sizlerin karşısındayız. Orada Ozan Gültekin var. Şurada Fatih Dalcı var. Tam burada Fuat Alpay var. İkinci bölümümüzde Pulp Fiction filmini konuşacağız. Kesinlikle aynı gün çekmiyoruz bunları bu arada. Yok, çekmiyoruz. Hep bir hafta sonra. Ben her gün, benim tek bir kıyafetim var. Yani o sizin aklınıza yanlış bir düşünce uyandırmasın. Patreon'dan. Aynen, Patreon hesabımız var bu arada. Hemen alttan şu an geçmiyor. O kadar da gerek yok yani. İkinci sıraya Pulp Fiction'ı aldık arkadaşlar. Benim için şöyle bir anlam ifade ediyor bu film. Gönlümüzde birinci mi? Benim öyle. Herkesin bir number one filmi var mıdır? Benim vardır. En sevdiğim film şu dediğiniz film. Çok var. Zor ya ama vardır yani. Benim Pulp Fiction. Var. Benim değildir muhtemelen ama Tarantino filmleri içinde evet birincim yani. En sevdiğim film ne diye sorsam konunun çok dışına çıkar mıyız? Ha, şu an bir, net bir cevap şudur diyemem muhtemelen ama bu da ilk 10'da falandır yani öyle söyleyeyim. Anladım. Sen biliyorsun zaten hangi film olduğunu. Şey Ninja Kaplumbağalar 4. Değil mi? Hayır. Ney? Videodrome. Ha Videodrome. Okey. Cronenberg değilse buradan sevgilerimizi evet, iletiyoruz. Şey beni bul. Benim en sevdiğim film hiç değişmez. Yani yıllar ilk izlediğim andan beri en sevdiğim film Pulp Fiction'dır. Odamda halen daha büyük bir posteri yatağımın ucunda evet, asılıdır. Benim de üniversite yıllarımdaydı. Tam kafamın üstünde. Aynen. Böyle. Uma Thurman bana bakar. Ben Uma Thurman'a bakarım. Hey gidi yıllar. Uma Thurman vardı şimdi. Yok şimdi Al Pacino var. Orada bir tane yaratık var. Valla benim hiç öyle bir afişim olmadı. Zaten de almaya ihtiyaç duymadım. Yaşlandık be. Şimdi ben dün akşam DVD'den izlediğim filmi. DVD'yi takar takmaz o güzel müzik benim kulaklarıma tekrar çalınmaya başladı. Mizrlu. Mısırlı. Ha bu. Onu bir anlat. Bu filmde özel şey yapılmış bir müzik değil o. Alttan versen sürekli ver. Yes. Konsantre. Abi şöyle. Bütün filmler yani. Ne oldu lan? Bütün filmler vardır. Bak konsantrasyonumu bozmayın arkadaşım. Dur anlatacağım şimdi. Filmde kullanılan hiçbir müzik filme özel değil. Yani genelde 50'ler ve 70'ler arasında şarkılar seçilmiş. Hatta direkt hepsi öyle. Mizrlu da 1963. Dick Dale. Onun şey versiyonundan da bahsediyor. Zeki Müren üzerine şarkı söylediği bir versiyonu da var. Abi zaten Osmanlı döneminde yazılmış bir şarkı yani illaki Zeki Müren'e ulaşır. Niye ulaşmasın? Kendisi klasik Türk sanat müziği yani, icracılarımızdan biridir. Evet. O zaman ikinci film olarak mesela bu Pulp Fiction'ı seçtik. Aynı Matrix gibi bu da herkesin bence bir noktada ya televizyonda ya VCD'de ya işte bir yerde mutlaka izlediği bir filmdir. Ya torrent sitelerinde. Evet belki de. Aramızda hiç torrent izleyen yok bu arada. Evet. Hiç sevmeyiz biz öyle bir şey. Film. Yo, pop, ben severim. Film pop kelimesinin sözlük anlamını anlatan bir şeyle başlıyor. Pop birinci anlamı şu anlama gelmektedir. İkinci anlamı şu anlama gelmektedir diye başlıyor. Sonra şu 4,5 dakikalık bomboş kahvaltı masası muhabbetiyle filmimiz açılıyor. Şöyle söyleyelim ben bir dipnot gireyim. Gir. Pulp Fiction nedir? Önce ona kısaca bir girelim. Hı. Abi Pulp Fiction düşük kaliteli kağıtta basılmış daha çok işte aksiyon, dedektiflik, cinayet. Bol bol erotizm. Ve, aynen ondan sonra Agatha Christie çakması. Agatha Christie çakması dedektiflik hikayelerinin bol bol. Entika, hani, trajedi böyle şeyler. Aynen, bol bol şeyler. Yani bu o tarz kurgular ve genelde zaten bu tarz kurgular sinema tarihinin baştan sona çok etkilemiş şeyler. Mesela kara filmleri örnek alacak olursak. Kara filmlerin çoğu zaten bu tarz... Çayımı unuttum. Sen devam et. Bu tarz kitaplardan yayınlanma. Hakeza işte 1970'lerdeki aksiyon ve istismar sineması ürünleri ve işte Blaxploitation dediğimiz biraz daha Afro-Amerikanların B filmlerinde mesela çok kullanılan temalar ve işte kurgulardır yani hani edebi olarak. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi bunlar edebi olarak çok yüksek edebiyat ürünleri değildir ama fazlaca hani insanlara anlaşılsın diye görselliği daha yüksek, daha çok aksiyona dayalı şeylerdir ve bu filmde de bunu görüyoruz genel olarak zaten. Bu bahsettiğin şey peki filmin hikaye anlatımına da yansımış bir şey mi? Kesinlikle. Bu bir suç filmi. İçerisinde hem başıbozuk tarzda suçlar var hem de organize suçlar bulunan bir suç filmi. Ama şöyle de bir şey var. Sadece bunun üzerine kurulu değil, biraz daha art house filmlerdeki o diyalog biçimleri de korunmuş bu filmde.
Peki Fatih, bu filmdeki hani benim tabirimle bomboş muhabbetleri filmden çıkartsak geriye kaç dakikalık bir kesit kalır? Ya diyalogların arasından zaten bunları çıkardığınız zaman başka diyalog neredeyse kalmıyor. Aynen. Sadece aksiyon olan diğer sahneler kalır muhtemelen. Ki hani şöyle de bir şey var, ben bu filmi izlediğimde dün yine şey gibi hissettim yani. Film bize normal filmlerde izlemeye alıştığımız aksiyonları değil, o aksiyonlar olmadan önceki ve olduktan sonraki kısımlara daha fazla eğiliyor. Yani kesinlikle. Mesela bir karakteri tuvalette görmeyiz değil mi? Ya da işte ne bileyim işte yemek yerken sipariş verdiği anı değil de daha çok yemek yediği ve daha olayı ilerletecek olay ya, senaryoya hizmet eden dediğimiz kısım var. Buraları aynen. Görüyoruz. Burada asıl senaryo zaten onun dışında kalan her şeyi içerdiği için insan öldürmeler bile planlı olsa bile bazıları plansız da olabiliyor mesela. Bu normalde karakteri zayıf gösteren bir şeydir ama bizim karakterlerimiz zaten yönetmen tarafından yüceltilmeye değil olduğu gibi gösterilmeye çalışıldığı için biraz hayatın o diğer kısımlarını ele aldığı için bunlar şey gibi göze batan hatalar gibi değil, filmin lezzetli kısımları olarak önümüze çıkıyor diyebiliriz. Vega ne kadar kötü ölüyor bu arada ya. Yani o bok yoluna söyleyin, gitti diye bir laf çok kötü ölüyor ya. Yani öyle adam mı öldürülür arkadaş yani? Bu arada boş muhabbetle alakalı şöyle bir benim farklı bir bakış açım var bu konuyla alakalı. Aslına bakarsanız bu film ne biliyor musun? Hani ofisin biraz daha şiddet içeren versiyonuymuş gibi hissettiriyor. Doğru. Neden diyecek olursan. Neden? Vega ve... Vega ve işte neydi? Neydi? Just Snape adamı anadan unutuyorum. Samuel L. Jackson'ın oynadığı karakteri. Samuel L. Jackson diyebiliriz. Jules muydu? Jules. Heh, Jules. İkisi aslına bakarsan mesai süresindeki hareketlerini görüyoruz. Yani mesela sen mesaideyken arkadaşınla goy goy yaparsın ya beyaz yakalı olarak. Aslında gördüğünüz şey bu. Adamlar mesai sırasında sıkılmamak için kendi aralarında goy goy yapıyorlar yani. Abi nedir mesela bu boş muhabbetler? Filmin ilk ayak başında... Ayak masajı muhabbetiyle başlıyorlar. Aynen öyle. Ve dedikodu şeyinde konuşmamız gerekiyor. Evet. Ya bu hani Big Mac ve Whopper hani işte Avrupa'da şöyle menüler. Diyorlarmış, burada böyle diyorlar. Bu kadar mı uzun konuşulur sırf o muhabbet üzerine ya? Ya ben en izlediğimde gülüyorum ama ya. Ben de çok gülüyorum ya. Bir de şey bu işte Mia'ya yapıldığı söylenen iddia eden ayak masajı hakkında ufuzun şey bir var kısım. Ya sen o zaman diye bir erkeğe ayak masajı yapar mısın böyle duruyor. Çok iyiydi. Bir yandan çok saçma, bir yandan da o kadar ciddiye alıyorlar ki bu saçma diyalogları. Birisi bir şey diyor, biri hayır diyor. Hemen kendini açıklamaya çalışıyor. Masadan kalkıyor, dur buna devam edeceğiz bak kaldığımız yerden falan. Kendini çok ciddiye alıyor bu saçma sapan ve diyaloglar. Ve şey gibi mesela hani ofis gibi deme kısmında şey yani beyaz yakalı hani hemen karakterlerimize bürünelim tekrar tanıdık. Aynen. Ya o yani oradan çıkıp aslında onun farklı, onun işle alakalı bir kısım olmadığını, vakit geçirmek için yaptıklarını da belli de ediyorlar yani bir yandan. Ve bir de dedikodu öğesi var mesela hani mesai saatlerinde dedikodu da yapıyorlar patronun yani. Patronun karısını konuşuyorlar bir şeyle konuşuyor. Hiç yani işleri olmayan şeyi konuşuyor aslında. Sadece bizim gibi işleri masa başında bilgisayar başında bir şeyler yapmak değil de adam öldürmek. Yani. Ve yani zaten kıyafetleri de ona aynısı yani o bile farklı değil. Bu kısmı çok uzatmak istemem ama hızlıca karakterlerimizden bahsedelim çok havada kalmasın muhabbet gibisine. Hemen Vega ben nasıl öldü falan dedim de Vega var, Jules yani, var, Mia var bunlardan kısaca. Ana merkezle başlayalım istiyorsunuz. Marcellus Wallace aslında bence ana merkez her şey karakter. Evet, her şey onun etrafında dönüyor. Asıl baş karakter o bence. İki yerde falan suratını görüyoruz ama adamın bütün hı-hı film boyunca. Genellikle sırtından mırtından açılı maçılı görüyoruz. Evet, tam evet anlamıyoruz falan. Evet, ondan sonra Butch var. Evet, Bruce Willis'in karakteri. Ondan sonra Jules var. Evet. Vega var. Evet, Mia. Mia var. Şeyi ana karakter sayalım mı? Temizlikçi abi son kısımdaki. Sayılır. İsmi sayılır. Neydi? Wolf. Wolf diye hatırlıyorum. İsmi Wolf'tu da bilmem ne bey diyorlardı Mr. Unuttum. Ben de unuttum. Evet. Devam edelim. Harvey Keitel diye aynen şey yapabiliriz. Harvey Keitel. Yine Quentin Tarantino'nun lezzetli bir görünümü var. Şeyde. Evet, o da aslında baş karakter sayılır. Bence çok tatlı bir karakter. Filmdeki en tatlı karakterlerden biri. Kahvaltı salonunu soymaya kalkan uyuz çift var işte. Evet. Onlar kötü. Dükkandaki sahneye de geleceğiz. Bodrum katına çıkan çok kötü sahneye evet, de geleceğiz. Evet, o, ay, tatsız, oradaki kırmızı tatsız top da bu filmin ana karakterlerinden birisi bence yani. Ay. Çok tatsız. Devam edelim. Nereden şey yapalım? Önce bir Bruce Willis karakteri var. Yine bu şey neydi bu en baştaki karakter dediğimiz esas karakter. Marcellus Wallace. Marcellus'un şey işte nedir onun ismi? Hani bir hileyle uğdayla... yenilsen hani dediği hani şey yapmasını. Ha Butch'u diyorsun pardon. Butch'u işte hile yap. Evet, box maçında şu roundda yenil diyor. O da yenilmiyor. O da yenilmiyor.
Sonra alıyor, paraları da alıyor, kaçıyor. Biz bu hikayeyi nereden anlatacağız? Şimdi kurgusu ya, kurgu, gereği de zaten kurgu ucu bucağı eklenen bir film. Kurgu biraz başı sona, sonu başa, ortasının içinde yer değiştirmeler vesaire. Filmi tamamı bitince bir düşündüğün zaman oturuyor aslında. Çok karışık değil yani. Değil. O anlatırken şey yani, sıkıntı oluyor işte. Anlatırken anlatamıyorsun. Bu arada filmin bence 2-3 kere izlenebilir kılan da bu değişik kurgusu yani baktığın zaman. Kesinlikle. Çünkü ya, hikaye şöyle başlıyor. Sıkmıyor o anlamda yani. Marcellus Wallace'ın kaçırılan çantasıyla başlıyor. Evet. Ondan sonra onu buluyorlar. Bir randevu sahnesi var. Sonra boks maçı var. Ve Butch'la Marcellus Wallace'ın kaçırılması var. Ve aslında kronolojik sırada böyle bitiyor. Biz bu filmi sahne sahne çok güzel konuşuruz bence. Aynen öyle. Ve aslına bakarsan tek bir konu üzerinden ilerlemiyor. Sadece kesitleri veriyor. Evet. Genel evet, olarak. Evet. Aynı temel alındığı Pulp Fiction hikayeler gibi. Esasında. Onlarda kurgu bu kadar şey olmuyor bu arada. Onlara daha kolay takip edilebilir. Evet, daha kolay takip edilebilir. Ama şey işte kısa kısa sahneler, bölümler. Evet. Hani mesela film esnasında bir şey anlatılıyor. Ekran siyah düşüyor. Deep to black. Yepyeni bir yerde yepyeni bir sahne açılıyor mesela evet, falan. Evet. Bu şey hani parça parça bölme olayı da zaten bir yerde o şeyi kolaylaştırmak için. Kafadaki o karışık kurgunun daha da karışık olmamasını sağlıyor bir yerde bölüm bölüm anlatması. Aynen öyle. Şimdi şey sahnesiyle girelim, yavaş yavaş konuşmaya başlayalım mesela. Mia ile Vincent Vega'nın sahneleriyle ilgili konuşabiliriz evet, mesela. Çok ikonik bir dans sahnesi aynen. Var. Ama şöyle başlayalım. Şimdi Vega önce randevu kısmına aşırı gergin bir şekilde giriyor. Aynen. Ya randevu, ben randevu olduğunu bile aslında şey reddeden bir şekilde. Şimdi Mia ile aramızda bir şey olursa beni de camdan atarlar mı? Aynen. Ve zaten aslına kalsan dedikodu kısmı da burada tekrardan önümüze çıkıyor. Sonra birbirlerine ısınmaya başlıyorlar, tanışıyorlar. Ve işte kötü, sondaki kötü malum kötü sahne yaşanıyor. Yemek sahnesi de bu arada şey yani sipariş verdikleri yerde şey görüyoruz. Nostalji manyaklığı. Ya o mekan çok iyi, bir Steve Buscemi var orada. Garson mesela. He 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 mesela. Steve Buscemi miydi o? Steve aynen. Buscemi... Değil. Bir aktör ya. De o. Steve Buscemi miydi hatırlamıyorum. Değil. Hemen sahne geldi şu an araya girdi. Dans sahnesi. Eğlenceli bir dans sahnesi. Böyle ikonik. Mekan çok iyi bu arada. Hatta filmdeki en böyle renkli mekanda galiba orası. Diğerleri hep ev mev yani böyle. Bayağı şey yani göz doyuyor ya, prodüksiyon anlamında da. Ya tabii canım şimdi işte 1950'lerden bayağı ikonik filmlerin afişleri duvarlarda. Yine ikonik aktrislerin kılığına girmiş. Garsonlar, marsonlar var. Şeyler var daha doğrusu. Mekan eğlendiricileri. Evet, gibi. Garsonlar yine işte rakı beyaz rock'n'roll efsaneleri gibi hiç siyahi karakter görmüyorsun rock'n'roll'la alakası olmasına rağmen. No comment. Yok ama öyle bir durum var yani şimdi. Yalan ben yok. Ben bir şey demiyorum. Yani ki şöyle bir şey var. Filmde de fark edeceksiniz. Şimdi bir tarafı Inglewood'da, bir tarafı biraz daha işte Beverly Hills'de daha yakın. Şimdi bazı mesela beyaz karakterler var. Hani ırkçı şeylerde konuşmalarda evet, yapıyorlar. Yani. Yani bayağı aslında zıtlığı görüyorsun orada. Zaten soundtrack'le de desteklenmiş bu. Hani bir, mesela soundtrack'lerin bir kısmı funky, bir kısmı işte hafif country, bir kısmı surf rock gibi böyle. O zıtlığı da güzel yansıtan bir soundtrack var. Onu da ayrıca konuşuruz. Şimdi filmin özellikle bu sahnesine itibaren yoğun bir uyuşturucu kullanımı var filmde mesela. Aynen öyle. Özellikle Vincent Vega'nın ilk uyuşturucuyu satın aldığı ve kullandığı sahnede resmen bana bir güzelleme gibi geldi. Arkada çok güzel bir müzik çalıyor. Slow motion'da işte önce işte enjektör takıyor, kanı çekiyor. O kanın gelişini slow motion'da görüyoruz falan filan. Müzik yükseliyor. Bilmiyorum bir güzelleme mi? Ya bence böyle göstermesi bir sonraki sahnelerdeki o işte bayılması mayılmasını daha da etkili kılıyor yani. Çünkü direkt alsaydı ve bayılsaydı şey olurdu yani. Bu yanlış kullandığı için böyle oldu. Bilmem ne hani seni orada en güzel tarafını da gösteriyor. Aynen. Tırnak içinde. Bir de en kötü tarafını da gösteriyor falan. Ama o aynı zamanda şey yapıyor yani. Kendi üzerindeki gerginliği almak için de yapıyor biraz onu. Tabii ki canım yani. Ya tabii ki kullanıcı yani enjektörü taşımak için çantası var ya. Burada çok belli. Ya. Ama yani yine de bir gerginliği almak için özel olarak en iyisini en kafa yapanını tabii seçiyor. Tabii gidip en pahalısını alıyor falan bilmem ne. Ve şey sert bir sahne. Yani şimdi Mia'nın kalbinin vurma noktasına gelmesi ve adrenalin iğnesinin saplanması falan sert sahne ve şey yani. Mesela film o şeye kadar böyle komedi gibi gidiyor bir yerde. Ve orada bir anda işler çığırından çıkıyor. Ve gerilim hissediyoruz ilk defa. Yani çünkü diğer sahneler adam öldürüyorlar ama biz
Aynen. Şey ciddiye almıyoruz yani. Çünkü mesai saatinde eller ya. Yani orada. Evet, burada beklenmeyen bir şey oluyor. Çünkü silahlı bir adamı adam öldürmesini bekliyoruz ama yani hayata döndürmeye çalışmasını bir saniye sonra adamın görmek şey oluyor, seni geriyor ya. Olacak mı acaba'yı görmek? Ya, ya bir de zaten şöyle geri döndüremezse zaten yani o ölecek. Evet yani aslında o da ölecek. Oynunca o da ölecek yani. Vincent Vega tuvalette kendine bak. Sadece masum bir akşam yemeği. Karımızın eşin şey patronumuzun karısını yemeğe çıkarttık. Şimdi bir işte müzik dinleyeceğiz ve evimize gideceğiz diye kendine terkin verirken. İçeri giremiyor kadın ya. İçeride kendi kusmuğunda boğularak ölecekti neredeyse falan. Aynen kötü. Öyle. Ben şimdi sen devam et. Ondan sonra şeye girebiliriz. Butch'un rüya sahnesine. Christopher Walken efsanevi oyuncunun o Vietnam Savaşı'nı anlatması falan. Çocuğa anlattığı sahne değil mi? Ay abi inanılmaz bir şey ya. Ben çok güldüm o sahnede ya. Çocuğa anlatıyorsun be adam yani. Ve sıfır şey yani ciddiyetten hiç sapmıyor. Kesinlikle. Böyle jilet gibi anlatıyor abi yani. Abi adam çok ikonik oynamıyor mu o sahnede? Ben zaten hani King of New York'tan beri bayağı severim o adamı. Yani inanılmaz oynamış o sahnede de. Abi bir de bir noktada artık komedi oldu ya işte dedem bu saati yıllarca işte ardında sakladı. O bana verdi ben de yıllarca ardında sakladım falan. Şimdi sana veriyorum bu saati falan. Çok üzücü bir yandan da çok komik. Ve Butch'un onu aşırı ciddiye alıp onun için ölmeye gitmesi eve yani. Ve burada hani Vega'nın ölüm sahnesine de şöyle bağlayacağım. Hani bağla abi. Abi Vega tamam mı? Bu işi profesyonel yapmasına rağmen birincisi adamın tetik disiplini yok. Tetik Marvin öldürmesi zaten yanlışlıkla bunu gösteriyor. Yani bir de hani sen bu işi yapıyorsun niye almışsın koskocaman Uzi'yi? Tezgah mı bırakıyorsun onu tezgahı yani? Tezgah mı bırakıyorsun yani? Tuvalette bile yanında taşı abi, ölümüne sebep oluyor. Ama şey tost makinesini beklemişsin muhteşem değil mi bu işin? Şey bu arada o tuvalette okuduğu elindeki çizgi romanla kahvaltı salonunda tuvalete girerken eline aldığı çizgi roman aynı çizgi roman mesela. Yani kurgu aslında. Full şey hikaye boyunca o çizgi romanı okuyor ama o çizgi roman belki bitsin de onun ya ölümüne sebebiyet veriyor yani. Hani o kadar kaptırmış ki kendine. Bruce Willis içeri giriyor, tost makinesine ekmek koyuyor bilmem ne. Bruce Willis tamamen şans eseri. Parasını alıp kaçmaya meyil ettiği Marcelo ile trafikte. Evet. Yani bu da zaten o ucuz romanların bir şey yani. Sürekli her şey tesadüflere şey oluyor. Kahraman bir türlü o işin içinden çıkamıyor falan. Bu arada yanlış söylediğiniz bir şey var. Buyurun. Butch parayı aynı şehirde almıyor. Gideceği yerden alacak. Parça parça. 8 parça olarak. Yanında para yok muydu? Para yok. Git kaçıp öyle alacak. Ben özür diliyorum. Kaçtığı şehirden. Ben utandım. 8 yerden. Telefonla konuşuyor ya. Kaç bahisçiden böldü? 8 bahisçiye böldüm diyor. Ha bir de şey parası var. Bu iş için başta Marcelo'dan aldığı bir hani evet bir para var. Onu kullanıyorlar zaten diye tahmin ediyorum. İstisnai bir şekilde tamamen trafikte karşılaşılıyor. İkili birbirine keşke giriyor. Karşılaşmasalar be. Çok ve bir noktada bu ikili kavga ede ede birbirine vura vura o kötü dükkanın içerisine giriyorlar. Ve yine ırkçılık dediğim kısma girdiğimiz zaman içeride abi o white supremacistler var ya işte güney aslında bizim politik görüşümüzdür diyen ırkçı tipler var ya onların tamam dükkanına giriyorlar bir de yani. Ve o adamlar nasıl insanlar çıkıyorlar? Biraz naif bir şekilde bu sahneleri artık anlatmamız gerekirse. Abi şöyle kötü insanlar. Abi, kötü SNM'ci, BDSM'ci sapık insanlar bunlar. Birisi de polis falan değil mi aynı zamanda? O sonradan gelen zeki polisti galiba. Tam polis gibi gelmedi de. Üniforması falan var ya. Evet. Üniforması var da şey gibi sanki bana bir sağlık güvenlik görevlisi yani de olabilir. Sağlık çalışanı da olabilir. Tam anlayamadım ben onu. Bayağı kutunun birinden delili bir abi çıkıyor. O tabii nereden çıktı zaten işte, bir yandan hazır mı ne zamandır oradasın? Yani ilk çıkardığında dedim eyvah. Evet. Eyvah. İlk izlediğimde dedim ne oluyor ya dedim yani. Ne oluyor gerçekten ya. Ben ilk izlediğimde o Marcelo'yu o halde görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ben ya anladım. bu arada normalde Butch onu bırakıp kaçabilecekken. Evet. Bakıyorum düşmanım vicdan, ama. Vicdan yapıyor yani biraz. Düşmanım ama en azından bunu kötü halde bırakmayayım diye. Düşmanım bile ve bu değil yani. Bunu o şey var ya yani. Abi silah seçme olayı var. Onunla mı girsem? Bununla en son katan falan giriyor. O şey mi? İnternette her yerde yazdığı üzere. Kil bile bir şey mi? Hani filmler arası yani bir bağlantı. Hani ya, filmler arası bağlantılar var bu arada. Şeyde karakterler var arasında. Yemek seçerken şeyi anlatıyor işte. Kill Bill'deki karakterleri anlatma muhabbeti var ya. Hı hı. Pilot bölümü anlatıyor işte. O vardı, bu vardı. İşte bir tane bombacı vardı. Yani dört kadındık falan. Tamam. O var. Ya da mesela şey Vega ile şu rezervuar köpeklerinde kulak kesen kardeşler. Var.
Daha bir sürü var bunun fan, gibi. Fan teori gibi ama aslında fan, biraz da kabul edilmiş gibi. Fan teori değil, soyadlarından direkt aynı yani. Ya o, hatırlıyorum onu ben. Sonradan kabul etti diyebiliyorum ben ya. İlk çıktığında şeydi o biraz hani böyle mi falan dediler. O da sonra kabul etti gibi ben öyle hatırlıyorum. Ama zaten oradan genelde o tarz şeylerden, trivialardan yola çıkarak karakterler de yaratıyor. Ya Wolf da zaten çok rezervuar köpekleri bir abi zaten yani. Baktığın zaman kılığıyla, kıyafetiyle, iş ciddiyetiyle bilmem ne. Kesinlikle hani filmler arasında ufak tefek bağlantı noktaları falan filan söz konusu zaten her türlü. Ve tabii ki de Butch kurtarıyor abimizi, Marcellus Wallace abimizi. Ve ondan sonra Zed is dead baby dedikten sonra yine klasik Wolf abimizin Harvey Keitel'in muhteşem oyunculuğunu izlediğimiz o sekansa geliyoruz. Yani o sahneye şöyle bağlayalım. Önce bizim Vega ve diğer Jules miydi? Onun ismini ben de hep unutuyorum. Jules işte. Şeyi almak için gidiyorlar. Çantayı almak için diyor. İçerisinde asla ne olduğunu bilmediğimiz çantayı almak için. Sarı led ışık. Aynen. Oradan bir tane siyahi abimizi de alıp arabayla gidiyorlar hesapta. Sonra ya, o araba bir tümsekten abi, mi geçiyor artık ne oluyor? Çok komik bir sahne. Çok kötü oluyor. Ya, ve bir de şey, güm diye patlıyor. Abi ya. Bir de rahatlıyorsun ya sen. Oh diyorsun. Bunlar artık gidiyorlar. Aynen. Bir anda cama böyle. Hiç beklemiyorsun ya. Ama de. Yani böyle de tutulur mu silah ya? Gerizekalı. Vega biraz amatör bence Jules'un yanında. Aynen yani. Öyle. Bir de çok çünkü Jules'un hitap şekli de yani çok çok üst düzey Vega'ya göre. Hani ve çok panikliyor mesela. O kahvaltı sahnesinde de çok panikliyordu Vega. Aynen. Çünkü şey o direkt oturuyor ya silahlı geldi. İşte, hareket bile etmiyor yani. Yine Quentin Tarantino'nun o muhteşem sabahlığı. Sinirlenme muhteşem sinirlenme sahnesini izliyoruz. Ve tabii mesela orada kullandığı ereyle biten kelime için bayağı bir şey hani tepki yemişti bu arada döneminde de. Allah Allah. Evet. Niye? Çünkü aslına karşısında ırkçı kabul edilen bir şey. Diğer karakterler kelime. De kullandı gerçi. Beyazlar da film içinde kullanıyorlar. Evet. Bundan sonraki filmlerde de kullanıldı bu arada yani o genelde bunu eleştirileri çok da iplemiyor yani o anlamda biraz. Aynen öyle. Şimdi biraz şeyin Wolf'un profesyonelliğinden ve filme kattığı zevkten, keyiften biraz şey konuşabiliriz. Şey ya tam olarak günü kurtaran adam yani çağrılıyor ve vazifesini yapıyor sadece. Bir de karşı tarafı küçümsel bir aşırı şey çünkü yani. Yaptığın şey ne esasında biliyor musun? Geliyor sen şunu yap, sen şunu yap, sağlayan. Şu kadar dakikamız var. Şimdi esasında bunu sen de yapabilirsin ama o anın şeysiyle, hengamesiyle hiçbir şey yapamazsın. Öyle hiçbir bir soğukkanlı ki her gün. Adam geliyor elinde kahvesiyle yani sen şunu yap bak o da gitsin şunu yapsın. Şu kadar dakika kaldı hadi biraz hızlanıyoruz falan bilmem ne. Elini sürmedi ya elini sürmedi. Aynen baktı sadece ve tamam dedi böyle. Abi Vega'ya haddini bildirdiysen şey yani o diyalog muhteşemdi. Abi şey çok güzel değil mi ya? Su şeyle bunları muslukla hortumla. Sabunla da ver falan böyle. Çok iyi ya. Ve yine klasik o sinir bozucu kadının sesini duyduğumuz. Ay evet. Evet. O kahvaltı sahnesi hepinizi filmin. Hepinizi öldüreceğim. Filmin başıyla filmin aynı olması bence güzel bir kurgu. Filmin ilk sahnesiyle filmin son sahnesinin birbirine bağlanması ve ortada bizim bambaşka şeyler izlememiz bence güzel bir kurgu bu arada. Çok iyi abi aşırı şey yani o anlamda derslik bir kurgu yani. Aynen öyle. Son sahneden biraz da konuşalım. Jules bu arada yaşadıklarından sonra artık mesleği bırakmak istiyor. Bununla ilgili bir konuşma dinliyoruz. Çünkü yaşadığı olayın bir mucize olduğunu düşünüyor. Bir tane salan tuvaletten çıkıp. Gerçekten de mucize ya bu arada. Yani. Abi bir de yani o silah hem ağır hem mermilerinin de hani yarattığı etki çarptığı yerde çok ağır. Yani i̇stesen kuvvetli de, silah. İstesen de o 5 mermiyi de isabet etti dememek yani. Ve işin komik tarafı şey bak. Ya. Omzunun tam arkasında bir tanesi. Omzunun tam arkasındaydı Vega'nın yani. Bir de iki kişi yan yanalar ikisinde de olmuyor ya bir şey yani. Devam edin. Kahvaltı sahnesinden evet yani şimdi bak orada soygun yine bir zıtlık oluyor. Var. Yok soygun önce Jules ve Vega'nın. Heh. Vega diyor ki sen şimdi bu işi bırakıp şey mi olacaksın? Berduş mu olacaksın diyor. Aynen evsiz mi olacaksın diyor. Ama diyor ki yani Jules anlamıyor anlamadığını söylüyor. Çünkü şimdi Jules belli daha profesyonel daha artık tecrübeli ve bıkmaya başlamış da yani bu işten. Ama Vega öyle değil. Ya Vega tam anlayamıyor Jules'ü o konuda. Jules Verne diyecektim lan. Ya Vega biraz çömez. Biraz da daha adaptesini tam tamamlayamamış. Daha Avrupa'dan yeni gelmiş. Çok uzun süredir işte Amsterdam'daymış. Buraların olayını belki çok daha tam bilmiyor veya bilse bile daha tam entegre olmuş değil. Yok oralı. Amsterdam'a gidip dönmüş sadece. Onun dışında işte planlanan kahvaltı salonundaki soygun filmin son sahnesinin yapılmaya çalışılıyor. Ve bizim ikilimize denk geliyorlar ve bir şekilde o soygun esasında yapılamıyor.
Aslında yapılıyor, şöyle diyor yani, ben senin canını bağışlama karşılığında bu 1500 dolar veriyorum, ayrı git lan. Ya seni evet. satın alıyorum diyor adama. Biraz da ezikliyor güzel bir şekilde orada adamı. Hala profesyonel yani orada da. Şey aynen diyor, öyle. Hala iş adamı olarak bakıyor. Şey yapıyor yani. Bak elini şöyle tutuyor, altta silah böyle, ha gelsin de. Üzerinde ve Bad Motherfucker yazan şey, cüzdanını alıp muazzam bir şey. Ve esasında mesela film burada bitiyor ya, kahvaltı salonundan çıkıyor ve film bitiyor. Ve bu film bize ne anlattı diye düşündüğün zaman geriye ne kalıyor? Bir mesai gününü anlattı bu adamların. Hatta iki mesai gününü. Bir şey anlatıyor mu? Hani mesela ciddi bu filmin mottosu bu. Bize şunu anlattı denilen bence hiçbir şey yok. Hayatta her şey olur. Bence gibi bir şey bu kadar yani. Geniş bir şey en fazla zaten. Her şey olabilir. Ne kadar sallarsan salla. Dona düşer son damla. Anlat. Ne bileyim işte. Peki şu tarz geyiklere çok girecek miyiz işte? İnternette bütün Reddit başlıklarında işte şey. Çantanın içinde ne vardı? Filmde şu kadar fuck dendi falan. Bunlara bence yani, hiç gerek yok. Ne vardı çantanın içinde bu kadar önemli? Ve abi, asla sır gibi saklanan, kimseye söylenmeyen? Abi işte anime tasarımında LED ışık vardı, ne bileyim yani. Lan ya bunu zaten merak ya, ediliyor oluşuyor. Altındır abi, altın yani. Yansıması gibidir yani diye düşünüyorum. Bence ki bunun başka filmlerden göndermeleri olduğunu hatırlıyorum var ama var. Hangi film olduğunu hatırlamıyorum. Bir Fransız filmiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya zaten bu Tarantino'nun bu filmdeki belli sahneleri de hani bir pastiş mantığı var ya. Yani. Her filmde var yani. Bir tek Jackie Brown'da yok yani. Bol bol filmin farklı sahnelerinde İncil'den düzenli olarak ayetler okunuyor. Özellikle Jules tarafından onun uzun zaten şey uzun. Karakterinin hani ön plana çıkan özelliği Gimmicks. O yani. Evet. Birini öldürmeden önce falan şey yapıyor genelde. Şimdi müziklerden veya teknik detaylardan veya oyunculuklardan bahsetmek istediğiniz şeyler varsa onları alabilirim Samuel sizden. Samuel Jackson'ın aşırı yani spesifik bir şekilde bu filmi özel yaptığı bir şeyi var yani. Ve bundan sonraki filmlerine de çok istendiği için galiba aynı belli kelimeleri buradan tekrarlıyor işte o. Evet. İşte bu burada küfür kullanmadığımız bir şey yapamıyorum. Ay şöyle yani müzik seçimiyle alakalı çok ekstra bir şey söyleyemem ama hani iyi seçilmiş müzikler ve adam eski böyle nostaljik ama zevkine göre seçiyor ve biraz da işte eski filmleri yine Blaxploitation'lar olsun biraz da 50'lerin filmlerini örnek alarak filmlerine müzikler seçiyor. Tabi özellikle surf rock şarkılarını seçtiği kısımlarda biraz daha böyle keskin sahneler. Mesela Marcellus Wallace'ın başına gelen tecavüz. Ondan sonra işte Vega'nın eroin kullandığı sahne mesela surf rock. Aslında direkt giriş surf rock. Hani tam soyguna başladıkları yer surf rock. Ya, tabii yine arada değişip funk'a girerek diyaloğa giriyorlar falan. Böyle ilginç güzel hareketler var. Evet, filmin trafiği o anlamda bayağı şey yani. Yani müzik trafiği de iyi. Mesela Urge Overkill'in Girl You'll Be A Woman Soon Challenge'a zaten hani böyle o gerilimi daha da arttırıyor. Yani dedim lan böyle gerildim yani. Şimdi, hani o tuvalette şey diyor ya sadece içki içip gideceksin. Orada aynen. Girl You'll Be A Woman Soon. Şimdi ben kim bilir kaçıncı izleyişim oldu. Aynen. Sıkılmadım. Yani bir bu kadar kesinlikle daha ben bu filmi izleyebilirim. Yani. Evet. Ve halen daha benim gelmiş geçmiş en sevdiğim film Pulp Fiction. Değişmiyor. Evet. Sizin için de herhalde yeri bu kadar yüksek ki çok iyi filmlerde bunu konuşabiliyoruz. Evet evet. Ya benim de ilk 5'imde falan. Konuşmak yani. Gerekirse benim ilk 20'imde olmaz ama yine de çok sevdiğim bir film ve bir önceki izleyişime göre daha fazla keyif aldım filmden öyle söyleyebilirim. Yavaş yavaş kapatacağım, eklemek istediğiniz son şeyler yoksa. Yok. Samuel L. Jackson beni bul. Yokmuş arkadaşlar, eklemek istediğiniz bir şeyler. Çok iyi filmlerin ikinci bölümünün sonuna geldik. Pulp Fiction'ı konuştuk. Önümüzdeki hafta ne konuşacağımız yine size küçük çaplı bir sürpriz olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorumlarda da hangi filmi konuşalım yazıyorsunuz. Sanki önceden hepsini planlamamışız gibisine. Siz yine de yazın. Ozancığım. Görüşmek üzere. Bulup bulup bulup. Burası. Tamam. Hanımlar ve beyler. Direkt mi gireyim? Hanımlar ve beyler. Evet. Bölebilir miyim laflarınızı böyle? Bu hoşunuza giden bir şeyse böleyim. Şeyse rahatsız ediyorsa bölmeyeyim bu arada. Onu da baştan konuşalım da. Kesmesin söyle.